İsrail-Hamas savaşında 84. gün ve savaş bölgeye yayılır mı endişeleri devam ederken İsrail savaş kabinesinden Hizbullah'a tehdit geldi. Dünya ve Lübnan hükümeti, İsrail'in kuzeyine ateş açılmasını önlemek ve Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için harekete geçmezse, İsrail ordusu bunu yapacaktır. İsrail'de savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hizbullah'ı savaş başlatmakla tehdit etti. Diplomasi için zaman tükeniyor, dedi. Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah vardı. Cohen, Nasrallah sıranın kendisinin ne olduğunu anlamalı, dedi. Hizbullah'a Lübnan'ın İsrail sınırından çekilme çağrısı yaptı. İsrail ordusuyla Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Son dönemde karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Bugüne kadar karşılıklı saldırılarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubuyla 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Batılı müttefiklerinden istediği F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin teslim edildiği iddia edildi. İlk parti F-16 uçakları Ukrayna'ya teslim edildi. İddia ABD merkezli Newsweek dergisi tarafından ortaya atıldı. Dergiye konuşan ABD'li bir yetkili, Ukrayna'ya vaat edilen F-16'lardan teslimlerin başladığını öne sürdü. ABD basını iddiaları Ukrayna ordusuna sordu. Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya gönderilen yeni silahları duyurmayı tercih etmiyoruz, dedi. Batı'nın yeni silahları duyurmadaki gizlilik politikasının devam ettiği vurgulandı. Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 sevk etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. ABD, Ukraynalı pilotlara verilen eğitim bittikten sonra Ukrayna'nın 3. ülkelerden bu savaş uçaklarını alacağını doğrulamıştı. Bu adım, Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik bir çaba olarak görülüyor. ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderileceğini açıkladı. Yardım paketinde karadan havaya füze sistemleri, top mühimmatları, anti-tank ve Stinger füzeleri de yer alıyor.